sıkıntılarında da çare burada. Bağırsaktaki mantarı yok etmedikçe irritable bağırsak sendromu veyahut da ülseratif koliti, morbus kronu, bağırsak rahatsızlığının hiçbirini tedavi edemezsiniz. Mantarı yok etmedikçe. Peki. Mantarı yok ettiğiniz zaman yavaş yavaş rahatlar. Artı sinir uçları yandığı, kavrulduğu için buna karşı da sarı kantaron kullandığında hasta sıçan sinir uçlarını sakinleştirir. Yavaş yavaş normale dönür. Peki. İyi akşamlar, iyi geceler. Telefonlar susmuyor hocam. Buyurun. Alo. Alo. İyi geceler efendim. İyi akşamlar. Hemen sorumuzu alalım. Ben hocayla görüşmek istiyordum. Buyurun. Hocam benim annem 30 senedir şeker hastası. Şekeri çok dengesiz bir düşüyor, çıkıyor. Doktorlar asabi şeker dediler. Şeker böbreklere vurmuş hocam. Diyalizlik gibi bir durumu da var. Hocam bu dialize girsin mi? Hani bir öneriniz olur mu bize? Tansiyonu, kolesterolü var mı? Tansiyonu var. Ha, okey. Şimdi... Bir de üresi 200'leri geçik hocam. Evet. Altın başlık otu vardı şurada. Dur bir saniye. Altın başlık. Yardımcı olsun. Arkadaşlar. Altın başlık otu arıyorum. Altın başlık otu dünyada böbrek rahatsızlarına karşı en etkili bitki. Hı hı. Altın başlık otu. Burada getirdim ama bulamadım. Hı hı. Ben 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Havalar birdenbire Burdur'da soğuduğu için böbreklerimi üşütmüşüm. Doktora gittim, dedi ki şu tahlili getir. Yapılacak, ondan sonra ilaç verilecek. Hı hı. Dedim ben ayakta duramıyorum. Yani ağrıdan, sızıdan. Sen diyorsun ki 15 gün bekle. Kan terli, hidrat terli vesaire vesaire. Yok dedi, olmaz. İlaç yazmıyor. Eczaneye indim. Altın başak otu, ısırgan otu, art kuyruğu otu, ayrık kökü, ardıç tohumu aldım. 2 gün çayını içtim, 3. gün unuttum. Böbrekte de hiçbir problem kalmadı. 15 gün sonra gittim, dedi ki akut nefrit. Akut nefrit kolay. Ama biz ne yaptık? Kronik böbrek yetmezliğini bile tedavi ettik. Kronik. Diyalize giren, 4 aydır diyalize giren şahıs beni aradı. Dedi ki, ay İbrahim Bey, ben 4 aydır diyalize giriyorum. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, iş yerini satmış, çalışamıyor. Bunun tedavisi var mı? Deneyeceğiz dedim. Yani ağır vaka, akut olsa problem değil. Kronik olsa da, yeni diyalize giriyor olsa da, diyalize girmiyor olsa da problem değil. Kreatini fırlamış. Bizim ürünleri kullandı 4 ay. Kreatini 6.5'tan 2.13'e, şekeri vardı, düştü. Bütün değerleri normale döndü. 4 ay sonra doktoruna bana aradı, dedi ki diyalize girmek istemiyorum, benimle değil dedim. Kendi doktorunla görüş, onay verirse, kabul ederse dedim, çıkabilirsin. Doktorunun da onayıyla diyalizi bıraktı, bitti. O günden bugüne arada bir iksir, aloe vera jel, böbrek ve mesene çayı kullanıyor. Problem yok. Yani hem böbreğin hem şekerin derdi, şifası burada. Evet, inşallah. Devam ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Programın sonuna doğru gelirken uyku bozuklukları, cinsel ve depresyon üzerinde de biraz duracağız hocam. Evet, uyku bozuklukları. Ama bir telefon alalım ondan sonra. Buyurun. Bir şey sorabilir miyim? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesinizi biraz yükseltebilirseniz. Hocama evet. Sorunuz herhalde. Buyurun. Dermatit diyorlar ona. Sesinizi herhalde alamıyoruz hocam, duyabiliyor musunuz sesini? Duyamadım. Duyamıyoruz. Benim bir bebeğim var 21 aylık. Otopik dermatit diye bir rahatsızlığı varmış. Atopik dermatit, evet anladım. Bunu birçok tedaviyle uygulanıyor ama henüz bir sonuç alamadık. Sadece yara içinde duruyor. Ne önerirsiniz bize diye soracaktım. Şimdi iksir, aloe vera... Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş... Bir de şu gördüğünüz laden gülünün çay gibi demleyip pansuma yapıyorsunuz yaranın üzerine. İksir, aloe vera jel artı laden gülü. Bununla ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günte Wiese 95 atopik dermatit, yani besin alerjisi, kaşıntılı, kabarcıklı, sulu yara olan hastalar üzerine tedavi denemesi yapmış. Çayı içilebilir. Artı yaranın üzerine sürüldüğünde
birkaç ayda kronik veya aktif oluşuna göre de iyileştirir. Bağırsaktaki mantarları yok etmek şart. İksir, aloe vera artı çay. Bunlar bu. Peki hocam, uyku bozukluklarına ne gelir? Uyku rahatsızlıklarına karşı Melissa Forte, 3 çeşit bitki var. Şimdi bir kedotu kökü, kedotu dünyada uyku rahatsızlığına karşı en etkili bitki. Artı iç huzursuzluk, korku, panik gibi rahatsızlara da etkili. Kedotu kökü. Klinik araştırması var. Oğul otu veya diğer adıyla Melissa. Melissa Forte diye bizim özel bir ürünümüz var. Çarkı felek. Bununla da ilgili klinik araştırma. Burada var, belge var. İsterseniz çıkartabilirim de. Bu üç bitki artı özel bir kapsül. Uyuyamayan, uykuya dalamama, sık sık uyanma, hafif uyuma, uyurken böyle gerilme, bazıları böyle kramp geçiriyor. Uyku anında ayak uykusuz, şimdi huzursuz ayak sendromu vesaire, geriliyor, uyuyamıyor. Bu tür rahatsızları olan insanlar için Melissa Forte, Passiflora Forte, Kedotu Forte diye 3 çeşit uyku rahatsızlığına karşı yapılmış. Bizde var tedavisi diyorsun. Evet. Kullanacaklar ve görecekler. Evet.